İndi də Bol vadinin tarixi və Qarabağlılar ilə qarşılıqlı təsir prosesi mövzusunda çıxış edir tədqiqatçı, tarixşünas, yazıcı Fevzi Gümüş. Buyur Fevzi bəy. Muhtərəm misafirlər, bəyəfəndilər, hanımefendilər, hepinizi hürmətlə selamlıyorum. 17. yüzyılda Qarabağ bölgesinden Anadolu'ya gelen ve Afyon ilinin Bolvadin ilçesinde yerleşen, iskan edilen bu boylarımızla ilgili açıklamaları yaparken Bolvadin'i de kafanızda şekillendirmek istedik. O bakımdan kısaca Bolvadin'i tanıtıp ondan sonra Qarabağ boyunun, Türkmenlerinin Anadolu'daki durumuna işaret edeceğiz. Bolvadin Anadolu'nun Ege bölgesinde, iç batı Anadolu dediğimiz bölgede iskan edilmiştir. Bir tarafta Emir Dağları, Sultan Dağları, Eber Gölü ve bu Eber Gölü'nü besleyen Akarçay olmak üzere ve aşağı yukarı iklim bakımından da Azerbaycan'ı aratmayacak şekilde kışın soğuk, yazın sıcak ve kısmen kurak bir iklime sahip step bitki örtüsü olan bir yerleşim yeridir. 1927 yılında Cumhuriyet'in ilanından sonra bir nüfus sayımı yapılmış. 1927 yılında yapılan bu nüfus sayımında Bolvadin'in 8000 civarında nüfusu olduğunu görüyoruz. Anadolu'nun geçirmiş olduğu büyük tarih devirleri içerisinde Bolvadin de bu tarih devirlerini geçirmiştir. Bunların içerisinde en önemli bahsedeceğimiz konu Kral Yolu'dur. Kral Yolu da Boğazköy'den başlayıp Ankara'ya ve oradan Bolvadin'den İzmir'e, Efes'e kadar uzanan bir yoldur Kral Yolu. Tarihte çok meşhur olarak bildiğimiz bir yoldur. Anadolu'nun bu tarihi devirleri içerisinde Hititlerin, Frigyalıların, Lidyalıların, Perslerin efendim hakim olduğu dönemi haliyle Bolvadin'de yaşamıştır. Bolvadin'in ilk yerleşim yeri, tarihi devirlerde ilk yerleşim yeri Kayserpedium denilen ve halk arasında üç höyükler diye bilinen bir yerleşim yeridir. Bu daha ziyade Kral Yolu'yla Dağra yolunun birleştiği bir bölgeye intisap ediyor. Daha sonra Anadolu'nun yaşamış olduğu Helenizm, Roma, Bizans dönemlerini de Bolvadin yaşamıştır. Bugünkü yerleşim yerinin 5 kilometre batısında Polybatum, Polybatus denilen efendim veyahut da halk arasında dura yeri diye bilinen bir yerde efendim mevcudiyetini devam ettirmiştir. Selçuklar döneminde ise yine Anadolu'nun genel tarihi içerisinde arkasından beylikler döneminde ki beylikler döneminde Eşrefoğulları beyliğini yaşamıştır. Daha sonra Bizanslarla bir savaşa girişilmiş ve 1116 yılında yapılan bu savaşta Bizans İmparatoru yenilmiştir. Daha sonra Anadolu'da tarihte meşhur bildiğimiz Cimri olayı olmuş ve Eşrefoğullarının Bolvadin'de bugün bir kitabesi bulunan camisi vardır. Eşrefoğulları yani beylikler dönemi de genel olarak yaşamıştır. Osmanlılar dönemine geldiğimiz zaman 2. Murat döneminde, 2. Murat zamanında efendim Bolvadin bölgesi Selçuklulara katılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1520-1566 Kanuni Sultan Süleyman zamanında tespit ettiğimiz Başbakanlık arşivinden tespit ettiğimiz Bolvadin'de 11 tane mahalle bulunuyor. Şuna inanın ki Osmanlı Devleti çok güzel arşiv yapmıştır. Çok güzel arşiv yapmıştır. Bakın biz tarihçiler 1520-1530 tarihinde Afyon'un veya Bolvadin'in mahallelerini tespit edebiliyoruz. Halbuki
Şimdi biz böyle çok eskilere gitmeden 50 sene evvelki efendim kayıtlara bakmak istesek bir takım sıkıntılar çekiyoruz. Halbuki Osmanlılar döneminde çok güzel kayıtlar yapılmış ve ta 1560 yılında, 1540 yılında yapılan efendim Bol Vadi'nin mahallelerini, nüfusunu inceleyebiliyoruz. Elimizde mevcuttur. Bir takım Anadolu'da Celali isyanları da olmuş. Bu Celali isyanlarından da nasibini almıştır. 1620-1630 yılları arasında meşhur seyyah biliyorsunuz Evliya Çelebi Anadolu'ya geçmiş. İstanbul'dan Eskişehir, Bayat, Bol Vadi'nden Konya'ya doğru geçmiş ve bir paragraflık bilgi veriyor Evliya Çelebi. Bol Vadi'yle ilgili diyor ki 150 akçelik bir kazadır. Kadısı vardır, ketüsası vardır. Efendim bir de camisi vardır. Camisi de Ruşen mabettir. Ruşen dedi yani aydınlık bir mabettir diye Evliya Çelebi Bol Vadi hakkında bilgi veriyor. Katip Çelebi yine Cihan Numa adlı eserinde Bol Vadi'nden bahsetmektedir. Şemseddin Sami de hakeza Bol Vadi'nden bahsetmektedir. Şimdi bu 5 dakikalık bir girişten sonra efendim Karabağlı Türkmen aşiretimizin Anadolu'daki iskanıyla ilgili yine kısa bir bilgi vermek istiyorum. Kusura bakmayın belki sizler yorgunsunuz şu anda ama biz de bu bilgileri vermek için kilometrelerce uzaktan geldik. Bu konuları size aktarmak istiyorum. Şimdi efendim Türkler Müslüman olduktan sonra kitleler halinde biliyorsunuz Ön Asya'ya gelmişler. Oradan Karabağ ve Karabağ Hazar Denizi'nin güneyinden Anadolu'ya geçmişlerdir. Anadolu'ya geçen bu Türkmen boyları Anadolu'da karşılaştıkları ovalara, karşılaştıkları dağlara Orta Asya'daki isimlerini vermişler. Bugün Anadolu'da Bayat adını taşıyan yüzlerce yerleşim yeri vardır. Köy vardır, kasaba vardır. Yani Orta Asya'dan gelen, Hazar Denizi'nin güneyinden geçip Anadolu'ya geçen Türk boyları, Oğuz boyları bunlar Anadolu'ya geldikleri zaman viran olmuş yerleri özellikle yeşertmişler. Oralara ağaçlar dikmişler, oraları abat etmişler. Ve bu ettikleri yerlere de Orta Asya'dan getirdikleri isimleri koymuşlar. Mesela demin dediğim gibi Bayat ismini taşıyan yüzlerce Anadolu'da köy vardır, kasaba vardır. Bunlar Anadolu'ya geldikleri zaman Anadolu'yu adeta Türkleştirmişlerdir. İşte bu göçler esnasında Hazar Denizi'nin güneyi de adeta bir konak yeri olmuştur. Biliyorsunuz Anadolu'nun Türkleşmesi ve Anadolu'ya göçler 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra çok yoğunlaşmıştır. İşte bütün Oğuz boyları bilhassa 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'ya akın akın gelecekler ve Anadolu'ya biraz evvel dediğim gibi kendi Orta Asya'dan getirdikleri isimleri efendim vereceklerdir. Ve bu verdikleri isimlerde Orta Asya'daki isimleri efendim öncelikle vereceklerdir. Bu Anadolu'da yerleşmelerinde Ahi Teşkilatı'nın din adamlarının çok büyük rolü olmuştur. Bilhassa Ahi Teşkilatları Anadolu'da Türklerin yerleşmesinde oraları iskan tutmasında çok büyük rol oynamıştır. Karabağlar olarak, Karabağlar biliyorsunuz Kafkasya'da Kura veya Kür ve Aras ırmakları ile Gökçe Göl arasında tarihi Arran dağlık bölgesi ve bu bölgeye verilen ovalardan ibaret. Muhtelif devirlerde Karabağ üzerinden Anadolu'ya akınlar yapılmış ve bu akınların en önemlileri İslami dönemde yapılandır. Karabağ doğudan Anadolu'ya bir bakıma ilk
giriş kapısı olmuştur. Celaleddin Harzemşah 1225'te Erran ziyaretinde çok kalabalık Türkmen boylarının olduğunu yazıyor. Öyle ki karınca sürüsü kadar çok kalabalık olduğunu belirtiyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nin asıl dayanağı da Türkmenlerdir ve Türkmenler zamanla yerleşik hayata geçmişler ve vesikalara göre de Türk diye anılmaya başlamışlardır. Doğu ile olan irtibat daha sonra Fatih Sultan Mehmet zamanında daha da artmış. Biliyorsunuz Osmanlılarla Akkoyunlular arasında olan savaşta bu savaştan sonra Doğu'yla irtibatlar daha çok olmuştur. 1514 yılında Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferinde ve İran Safavi Devleti'nin yenilgiye uğratılmasından sonra Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da Türk hakimiyeti biliyorsunuz daha çoğalmıştır. Yine Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1534 yılında İran seferini yapan ve Şirvan'a kadar giden Osmanlı ordusu ve 1543 yılında Nahçıvan'ın alınması, daha sonra Lala Mustafa Paşa zamanında da 1578 yılında Çıldır seferi ve yine Serdar Ekrem Mustafa Paşa zamanında 1588 yılında Karabağ'ın alınması ve Gence'yi merkez yaparak Karabağ eyaletinin kurulması gündemimize geliyor. Vaktimiz var daha değil. Karabağ'a gelen Türkmenler, Çepni Türkmenleri, Çobanlı Türkmenleri, Avşar Türkmenleri, Beydili Türkmenleri, Bayat Türkmenleri gibi kafileler halinde Karabağ'a gelmişlerdir. Ve bu konularda tam belki de tarih saptamak mümkün olmamakla birlikte Mustafa Ağa marifetiyle 1645 yılında Anadolu'ya göçlerin olduğunu tespit ediyoruz. Karabağlılar biliyorsunuz konar göçer bir hayat yaşıyorlar. Konar göçer olmak biliyorsunuz tabiat şartlarıyla yakından ilgilidir. Hava muhalefeti, yaylak ve kışlak durumu ve hayvanlarına yeteri kadar otlak bulamama veya bulmama konusu bunların yerleşik hayata geçmesinde yaylak ve kışlak arasında mücadele etmesine sebep oluyor. Şimdi şu anda Afyon Bolvadin kazasına bağlı 3 tane yerleşim Bolvadin'e bağlı olarak 3 tane yerleşim yeri var Karabağ olarak. Bunun bir tanesi Büyük Karabağ, aşağı yukarı 3000 nüfusu. Orta Karabağ, o da işte 1500 kadar nüfusu. Bir de Dere Karabağ olmak üzere 3 tane yerleşim var Bolvadin'e bağlı olarak. Yine Bolvadin'den ayrılan Sultan Dağı ilçesi var. Sultan Dağı'nda da Yeni Karabağ olmak üzere yerleşim yeri var. Emir Dağı'nda, Emir Dağı ilçesine bağlı da yerleşim yerleri var. Şu anda bu yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlarımız bilhassa yaşlı kadınlar eski kılık ve kıyafetini olduğu gibi devam ettiriyorlar. Mesela tabi bunlar devamlı konar göçer oldukları için geçmişte tabi normal etek altında uçları bağlı pantolon gibi yani erkeklerin giydiği pantolon gibi kıyafet giyerler. Onun üzerine üç etek denilen kıyafetleri vardır. Bu üç eteğin iki eteği önde bir eteği arkasında cepken şeklinde üzerinde elbiseleri mintan da denebilir elbiseleri var. Ve bilhassa başlıkları çok önemli. Başlarına fes kadınlar yaparlar ve önüne kıymetli gümüşten veya altınlar cizerler. Onların yan taraflarına da gümüşten bir takım zincirler sallamak suretiyle bu kıyafetleri gençler demiyorum. Gençler tabii biraz daha farklı giyiniyorlar ama yaşlı olan kadınların kıyafetleri bu şekildedir. O yufka dediğimiz, şepit dediğimiz ekmek bugün ekmeğin karşılığı olarak onu şepiti yapıyorlar. Böyle diz boyu şepitler yapılır, yufkalar yapılır. Sonra ihtiyaç halinde ıslatılıp onu
efendim besin maddesi olarak devam ettiriyorlar. Efendim ben esasında daha çok konuşmak istiyoruz ama herhalde sabrınızı fazla zorlamayacağız. Bana zaman ayırdığınız için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim.